ayında fiilen her şeyi bırakıp bu işi yapmaya karar verdim. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Konya Teknokent tarafından düzenlenen TeknoGenç Demo Day etkinliği Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konya Teknokent Proje ve Girişimcilik Direktörü Muhammed Can Polat programla ilgili sunum yaptı. Fikirlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerine katkı sağlıyor. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Teknoloji Geliştirme Bölgesi Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Hamurcu, gençlere girişimcilik konusunda verdikleri destekten bahsetti. Biz üniversite olarak çok şanslı bir üniversiteyiz. Ben her zaman bunu söylüyorum. Büyük bir üniversiteyiz. Bu şansımızın en büyük etkinlerden bir tanesi teknoloji geliştirme bölgemizin olması, yani teknokentimizin olması. Bu bize çok bir değer katıyor. Teknokentimiz, üniversitemizin desteğiyle çok daha iyi noktalara geliyor. Yeni ek alanımızın oluşması, GES'imizin yapılması, data center ya da veri merkezlerinin oluşturulması ile ilgili projelerimiz. Bunlar bizi daha da güçlü duruma getirecek. Biz güçlendikçe sizlerle birlikte, özellikle genç arkadaşlarla birlikte çok daha güçlü noktalara, çok daha etkin noktalara geleceğiz. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Çiftçi, üniversitede topluma yararlı birçok birimin bulunduğunu vurguladı. Topluma dokunabilmek. Biz Selçuk Üniversitesi yönetimi olarak bunu yapmak için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Bununla ilgili üniversitemizde çok farklı birimler var. İşte Teknokent bunlardan birisi, Gençlik Vadisi, İltek Hastanemiz sağlık hizmetiyle yine topluma dokunmaya çalışan birimlerimizden. Bundan daha önemlisi, bence daha değerlisi, gençlerin topluma faydalı olmasını sağlamak, gençlerin toplumla kaynaşmasını sağlamak ve gençlerin toplumla bağlantı kurmasını ortaya koymak hakikaten çok önemli. Ben buradaki projelerin bu konuda çok değerli olacağını, ufuk açacağını düşünüyorum. Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, KOSGEB Konya İl Müdürü İsmail Özdemir, Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ceylan, Girişimci İş Adamları Vakfı Konya Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Memiş Alp Taşpınar, gençliğe sesleniş konuşmalarının ardından sunumlarını gerçekleştirdiler. Cesur olmak, hedefiniz için emin adımlarla ilerlemek girişimci olmanın şartlarındandır. Girişimcilerin sunumlarının jüri üyeleri tarafından değerlendirilmesinin ardından birinci olan kaynak dikiş takibinde öncü bir sistem proje yöneticisi Adem Dilbaz'a 85 bin lira, ikinci olan Harsat projesi yöneticisi Şeyda Aslak Karay'a 55 bin lira, üçüncü olan dönüştüratör projesi yöneticisi Muhammed Sabri Cengiz'e 35 bin lira para ödülü verildi.